Ateizm Derneği TV YouTube kanalından yayınlanan Bunlar Ateist'e hoş geldiniz. Ben sunucunuz Feriha Kösoğlu. Bilindiği üzere Ateizm Derneği Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından akredite edilmiş Müslüman nüfuslu ülkeler arasında dünyanın ilk ve tek yasal olarak tanınmış ateist insan hakları örgütüdür. Bizimle ilgili haberleri kaçırmamak için lütfen Facebook, Instagram ve Twitter sayfalarımızı takip alın. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olun ve bildirim zilini açın. Derneğimiz kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Arkamızda yabancı lobiler, karanlık güçler yok. Sadece Türkiye'nin aydınlanma savaşçıları yani sizler varsınız. Bu yayınlarımızda diğer tüm çalışmalarımız gibi yalnızca Ateizm Derneği destekçileri ve kanalımızı izleyenler tarafından maddi olarak destekleniyor. Eğer yayınlarımızı değerli buluyorsanız siz de Patreon, Kreasus veya YouTube destekçilerimiz arasına katılın. Bu hesaplarımızı inceleyerek birbirinden ilginç paketlere ve farklı ayrıcalıklara erişmeniz mümkün. Ayrıca ekibimize katılmak için bize bunlarateist@ateizmderneği.org.tr adresinden de ulaşabilirsiniz. Konuğumuzu tanıtmadan önce birkaç küçük hatırlatma yapmak istiyorum. Birincisi, dinlerden arınmış zihinler için hazırladığımız Ateist Gazete'ye ilk 15 gün içinde sadece dernek üyesi veya gönüllüsü dostlarımız ulaşabiliyor. Ancak her yeni sayı yayınlandığında bir önceki sayı derneğimizin web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Okumaktan ziyade dinlemeyi tercih eden takipçilerimizi unutmadık. Ateist Gazete'de yer verilen başlıkları ele aldığımız bir haber bülteni hazırlıyoruz. Sunucularımız gazetemizde yer alan haberleri yorumluyor ve tartışıyor. Türkiye'nin en Allahsız haber bültenini, Ateist Gazete'yi kaçırmayın. Dindarlaştıkça kindarlaşan toplumumuzda şiddetin tek kurbanı kadınlar değil. Ramazan ayında oruç tutmadıkları için dayak yiyen gençlerin haberlerini her yıl okumaktan artık biz sıkıldık. Şort giydiği için toplu taşıma araçlarında tacize uğrayan genç kızlar da cabası. Hukukun giderek itibarsızlaştığı ülkemizde şiddetle mücadele konusunda somut bir adım atmamız gerektiğine karar verdik ve devlet korumazsa dernek korur dedik. Bu bağlamda gerçekleştiren öz savunma eğitiminin birincisini İstanbul'da yaptık. Bu eğitim etkinliğinden elde edilen tüm gelirde Ateist Mülteci Yardım Programı kapsamında ülkemizde sığınmacı olan İranlı boks eğitmeni bir dostumuza aktarıldı. İsviçre'den bir destekçimizin yaptığı bağış sayesinde kayıt yaptıran ilk 20 kişiye ücretsiz olarak yaptığımız bu etkinlik oldukça renkli ve eğlenceli geçti. Sırada İzmir var. 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 14'te Manavkuyu mevkiinde gerçekleştireceğimiz İzmir Öz Savunma Atölyemiz tamamen ücretsiz olup Aytaç Uyanık Er ve Sezer Çallı eğitmenliğinde yapılacaktır. Bu eğitime kayıt yaptırmak için de etkinlik@ateizmderneği.org.tr adresine iletişim bilgilerinizle birlikte başvuruda bulunabilirsiniz. Bu hatırlatmaları yaptıktan sonra bugünkü konuğumdan bahsetmek istiyorum. Bu akşam Dile Kolay, 66 senelik müzik yaşamında Türkiye ve dünyanın sayılı perküsyoncularından ritim ustası Okay Temiz'i ağırlıyoruz. Okay Bey dünyanın sayılı vurmalı çalgı ustalarından biri ve bir de enstrüman yaratıcısı. Türkiye'de caz müziğinin de öncülerinden olduğunu vurgulamak isterim. Derviş olarak da bilinen 60'lardan bu yana yaptığı projeler ile sentez müziğin öncüleri arasında olan, kısaca
Perküsyonun peygamberi diyebileceğimiz konuğumla İslam, sanat, sufi müziği, dini müzik ve caz üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz Okay Bey. Mikrofon. Evet. Buyurun. Hoş Merhabalar. geldiniz Okan Bey. Merhaba, merhaba, merhabalar. Buyurun. Ay ne güzel konuştunuz ya. O sizin güzelliğiniz. Tabii ki bugün içinde bugüne kadar yaptığınız projelerden de bahsedeceğiz. İlk olarak size şunu Evet. sormak istiyorum. Müziğe ne zaman ve nasıl başladınız? Hep sorarlar. Ben de hep söylerim. Anne karnında başladım. Yani nasıl oldu derseniz. Annem ut çalıyordu. Musiki mali mezunu eski. Subay kızı. Gittikleri ülke şeylerde, şehirlerde değişik sanatçılardan ders almış. Ut ve cümbüş çalan müzik okulu mezunu. Konservatuar eski. Nasıl diyeyim? Absolut kulağı vardı. Sayın Makamları çok Naciye iyiydi. Temiz, adını da analım Ya, lütfen. Naciye Naciye Hanım. Temiz. Naciye Evet. anneciğim. Evet. Naciye Temiz. Tabii ben hamileyken udu ne yapıyor? Göbeğinde karnına dayıyor yani cümbüş de olsa. Dayasa da dayamasa da genlerden gelen bir vibrasyon var. Ben de içerideyim rahminde tabii. Dolayısıyla ben ona inanıyorum. Yani o tınılar, o vibrasyon hem gen vasıtasıyla hem de o tınıları vibrasyon vasıtasıyla deriden temas efendim duymuşum diye diyorum yani. Ve tabii oradan başlamış olarak da onu izah ediyorum. Başladığımı izah ediyorum. Ama sonradan tabii başka boyalara girdik. Babam tabii mekanikçi, teyyarcı. Beni şeye yolladı tabii. Sanat okuluna yolladı. Çiftliğimiz oldu. Traktörler içerisinde, makinelerin içerisinde büyüdüm. Tabii çocukken onlara daha çok insan heves duyuyor. Müzik sonradan geldi anne tarafından. Bu şeysi, ilişkisi. Neyse bu devam ediyor yani. Başka bir sorunuz var mı? Benim anım Daha bu. çok sualim olacak. Biraz da perküsyonun tarihinden bize bahsedebilir misiniz? Şimdi percussion yani insanlar çok taş devrinden daha ilk zamanlardan hayvanları korkutmak için haberleşmek için ki o çok mühim haberleşme aracı Afrika'da bu çok önemli oldu yani ilk zamanlarda halen devam ediyor yani ritimle mesaj verme köyden köye şurada bize o rakayı verebilecek misin o davulu kardeşimle benim yanımda da önündeki şeyde orayı aç evet haberleşme aracı şimdi onu göstereceğim size evet verir misin rakayı şu mesela konuşan davul bu haberleşme aracı. Bunu bir hadise olduğu zaman köyde öteki köy duyuyor. Gürültü kirliliği olmadığı için burada çalınan bir şey öbür tarafta duyuluyor. Rüzgar da esiyorsa yani aynı yöne doğru daha güzel duyuluyor. Yılan soktu, düğüm var, yangın var, herhangi bir şey buna böyle bir haberle. Karşıdaki de bunu çalan tabii herkes bunu çalmıyor. Bu yani bu telefon yerine geçiyor. Kimde telefon varsa böyle bir alet. O da onu duyuyor ve ona cevap veriyor. Yani haberleşme. Ritim haberleşme aracı. Ritim hayvanları korkutmak için yapılmış bir şey. Efendim, ritim sonra zevk için çalınmış bir şey. Dans için çalınmış. Köylerde. Buralarda başlamış, gelişmiş. O zaman büyük şehirlerde böyle şey yok. Hep tabii Afrikalarda, Hindistan'da, Güney Amerika'da bu tip yerlerden gelip büyük şehirlere sonra da bu ritim hadisesi yansıyor. Ya çok derin bir şey ritim yani dinlerin üzerinde bir şey. Ritim o kadar geniş ki mesela Hindistan'da ne diyorlar ritim annedir diyorlar. Ben ritmi baba zannediyordum. Hani bizde davula vurursun ya böyle gümbada gümbada daha ritim aleti baba filan daha sertmiş gibi. Alakası yok doğurgan olduğu için. Ritim çünkü doğuruyor. Yani spektrum gibi yani gökkuşağı açılıyor böyle istediğini sonu yok ritmin. Onun için diyorum. Sonsuz. En ufak bir motifi alıyorsunuz, genişletiyorsunuz onu. İstediğiniz kadar geniş kültürünüze bağlı, bilginize bağlı, hayal gücünüze bağlı.
En ufak bir ritmi taka taka tak, taka taka ta pa pa, taka taka tu, taka taka gu, yine başa başa dönüp bir açılma vardır ritimde. O başı da kaybetmemek lazım. O da işte işin şeyin ritmin kemiği, omurgası. O omurga üzerinden istediğiniz yere gidebilirsiniz. Ritim çok önemli yaşamda, hayatta. Yani kainatta zaten var. Ama kainatın ritmi düzgün falan deniyor ama bu son zamanlarda gördüğümüz bütün bu video çekimleri, NASA'nın yaptığı bütün bu araştırmalarda bir düzensizlik de var. Dağılma, bir çarpma, bir kaos, yeniden doğma, ölme, yıldızların bunları hep öğreniyoruz zaman geçtikçe. Bu kültürde genişledi. Yani ritim bir, yani ritimde bir şey vardır. Bir mesaj vardır. O mesaj değişebilir. Yani illaki bu olacak diye bir şey yok. Okay Bey, bir haberleşme aracı ilk etapta ama vurmalı çalgıların ordular tarafından da bin yıllardır kullanıldığını biliyoruz. Perküsyonun savaşlardaki rolü ne? Mehter bunu yaptı ve ben Mehter'de 5 sene çalıştım. Yani ben Türkiye'ye kaç defa geldim, nakliyane yaptım? 4 kere. Kültür Bakanlıkları'na konuştum zamanın geçmişinde. Hepsi böyle gayet iyi karşıladılar. Hiçbir şey yapmadılar bana. Ecevit zamanında. Ecevit evet. Beni çok sever. Sayın Ecevit'çim canım benim. Okay, ben dedim ki gidiyorum artık Ecevit'e. Hayır, ne istiyorsun dedi. Niye gidiyorsun dedi. Dedim yeter, benim desteklenmem lazım bu ülkede kalabilmem için. Çünkü 22 senedir İsveç'teyim. Beni hep de, hükümet en iyi düzeyde, en iyi şekilde bana sponsor oldu İsveç hükümeti, kültür dairesi. Senelerce. Çok iyi yardımlar aldım. Hep, hiç problemim yok. Türkiye'ye gelince problem oluyor. Hiçbir yardım yok. Hiçbir gelirim yok. Maaşım yok. Şimdi derim ki ben Mehter'e gireyim. Bu Mehter derim pataküte çalıyor. Çok yani hep beraber çalıyorlar ama böyle bir şeysi var. Yani bir mesajı var. Korkutma gibi düşün sanki. Geliyoruz öyle. Ritmi öyle kullanıyorlar. Korkutmak, orduları panik vermek filan efendim, endişe yaratmak gibi. Dedim bundan şey yapalım burada. Çünkü gençler dinlemiyor bunu. Yani bir dinleyen belli bir kısım var ama sevdirememiştik biz bu Mehter'i. Anlatabiliyor muyum? Çünkü savaş orkestrası aslında. Savaşta evet, Osmanlı efendim, kullandığı yandı, hücum. Bir grup. Onun için kabul edildi. Kültür Bakanı da kabul etti. Mehter'in içinde ben 5 sene çalıştım. İçerisinde Yunan, Bulgar, Yunan şey, Moldovyalı, Rus, Senegalli, İsveçli, Finlandiyalı müzisyenleri koydum. Mehter'in durumu bozulmadı. Yay gibi duruyorlar şey, ay gibi, ay şeklinde ama içerisine dünyanın değişik yerlerindeki ülkemize niye kurduk biz Mehter'i? Konuşularak için kurduk. Yunanistan'la harp olursa çıkaracağız, onlar şey yapacaklar, fanfare yani bürot yapacaklar. Hücum marşı da var. Bulgaristan için yaptık. Rusya var. Bu tarafta İran var. Hep yani ki konuşlar için kurulmuş bir hadise esasında. Yani değil mi? Onlara şey yanlış yapmak. Hatırlamıyorsam o dönemde Ecevit döneminde yani devletin Mehter takımının başına geçip savaş orkestrasını da bir barış orkestrasına çevirmiştiniz. Öyle oldu. Mesajımız oydu zaten. Tabii onu konserde de söyledik. Efendim ve çok büyük ilgi gördüm. Bütün bu o zaman işte o türban başörtülü kızlar gelip o elini vermez sıkmaz sıkamazsın. Gelip sarıldılar bana. Çok ilgi gördüm. Onların anneleri babaları öbür taraftan Türk eşçiler efendim. Onların da müziği çünkü bu Mehter efendim. Tabii. Milliyetçiler içerisinde. Onlar da abi ya harika falan. Tayyip Bey de orada dedi, Sayın Cumhurbaşkanımız. O da belediye başkanıyken o da geldi, Okay ya neler yapıyorsun sen falan diye bana sarılmıştı. Sonra beni davet etti falan kendi belediye şeysine. Yani Mehter'i şimdi ne var biliyor musunuz? Ritim tabii orada var ama bunlar gürültü olsun diye çalıyorlar ritim. Korkutucu, korku hani demin demiştim ya ritim aynı zamanda korku. Hayvanları korkutmak. Korkutmak. Sanki savaş düşmanı korkutmak için. Yani dolayısıyla öyle. Öyle çalınıyor çünkü hep beraber çalınıyor. Bir poliritim yok. Ritimlerde bir ayırma yok. Herkes aynı anda başlıyor, aynı anda bitiriyor. Ya dedim öyle olmaz. Çocuklar girdim ben bunu. 5 sene uğraştım yani. Dedim ki bak ilk önce nakkareler başlasın, sonra
şeyler, kösler hafif hafif gelsin. Sonra en büyük şey işte en büyük kös sorunu, en sorunlu onu sokalım. İşte ziller var. Efendim trompetler sonra girsin. İlk önce daha ufak bayağı sesler. Senfonik yani, bir hale getirdiniz. Yani bir bölüm yaptım parça parça. Şimdi bunları çalmayınca çok suçlu hissediyorlar kendilerini. Bir de o var. Yani mehter hep bir anda başlamış çalan bir grup. Şimdi bunu sen sustursan iki dakika başkaları girerse büyük bir şeye giriyor. Suç olur mu ya diyor, çalmadan durulur mu? Yani alışmışlar böyle bir orkestra. Yani tarz böyle. Bir de bununla uğraştık efendim. Neyse ama iyi oldu. Yaptım onu. Bak nerelerde çalmadım. İzmir'de bir konser. Ankara'da bir konser. Oradan şeye gittik. İstanbul'da iki konser. Buradan nereye gittik? Frankfurt'ta kitap açıp var. Frankfurt kitap fuarına. Gittik orada konser verdik. Oradan gittik geldik Yunanistan'da şeyde çaldık. Selanik'te konser verdik. Yıkıldı ortalık. Oradan Patras'a gittik yine Yunanistan'a. Oradan kalktık şeye gittik Portekiz'e. Portekiz'de çaldık. Yani çok ilgi gördü. Yaptığım tarzda tabii. O içinde Rus var, Yunan var, Bulgar var. En iyi sanatçılar. Bunlar mehter marşını çalıyor. Şey marşını çalıyorlar ya. Hücum marşı. Yani adam Bulgar çocuk. Arkadaşım benim saksafoncu. Hücum marşını çalıyor. Şimdi bunu kimse yapamaz. Bak bunu bizim popçulardan birisi yapsaydı. Hani yer yerinden yıkılmıştı. Oo, bazen reklam olur. Ben bunu hep yer altından yaptım. Kimseye söylemem. Böyle yapacağız. Şu. Gazetecilere söylesem de yazmazlar. O kayıt temiz kim ya diyorlar mesela. O delinin bir teki veyahut işte böyle acayip aletler yapan, müzikler yapan bir bizi yani pop olmadığımız için kale alan olmadığımızda senelerdir halen öyle gidiyor aslında da. Popüler olmadığınız sürece. Çünkü onlar hep öndeler biliyorsun. Hiçbir şey yapmadık herhalde. Aynı nakarat hep birbirlerini taklit ettikleri halde en önde gidiyorlar. Benimle hiç ilgisi yok. Ama ben çalışacağım, yapacağım şeyi reklam için yapmıyorum ki bunu. Ben hem ilk önce kendim için, kendime saygımdan yapıyorum. Ondan sonra bir faydası olsun etrafa, insanlara, gençliğe, millete. Bir dünyada bir yenilik olsun diye yapıyorum. Yaptığım aletler de öyle. İlk önce kendime yapıyorum. Çaldığım müzik de öyle. Sahnede çaldığım zaman dinleyiciler için bir şey yapmıyorum. Çalmıyorum. Beğenir veya beğenmez. İlk önce ben kendim beğeneceğim. Kendime çalacağım. O zaten benim dürüstlüğümü gösteriyor. Ben doğru düz bir şey yapıyorsam o muhakkak kabul görür. Çünkü onda samimiyet lazım. Müzikte de. Yani sanatta da. Yalnız müzikte değil. Evet. Böyle işte ritmin mehtere girmesi dediğiniz gibi büyük bir hadise tabii. Yani çünkü ben mehterin içerisine çanları getirdim, koydum. Bakır davullarımı koydum. Efendim diğer aletlerim var. Afrika'da, Brezilya'dan aldığım aletler var. Onlarla hayvan sesleri, şunlar bunlar. Rengarenk bir şey oldu. Yani bir grup, o bir kültür grubu oldu. Yani da biliyor musun? Bunların kayıtları var mı? Bende var birkaç tane. Yani çok yok ama var. Ama şeyde olması lazım. Cemal Eşit'te olması lazım mesela. Ankara'da çaldık, orada olması lazım. Pek şey de yapmadım yani. Çünkü ilgi görmedi yani. Gençler, özel bir gençlik bunu çok beğendiler tabii. Sayın Cumhurbaşkanımız da o zaman sayıldı bana filan falan. Ama öyle kalıyor bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Yani neyse bu böyle. Ritmin mehtere girişi böyle. Aynen. Yurt dışı konserlerine girip neyse de dedikten sonra şu soruya da neyi yurt dışına ilk çıkaran sanatçısınız? Bize bu süreci ve Avrupa'da neyin nasıl karşılandığını da anlatabilir misiniz? Çünkü alışık olmadıkları bir enstrüman. Şimdi ney tabii Türkiye tarafından tanıtılmadı. Benim zaman, geçtiğimiz zamanlarda. Şeyde çalınıyordu Kuzey Afrika'da. Başka hı-hı şekilde çalınıyordu. Hindistan'da var yani. Shakuhachi falan çok önemli sanatçılardan. Onlar gidiyorlar. Bizim tanıtamam ama sebebimiz neyi? Neyi çalanları? Yabancı lisan bilmemeleri. Mesela Hindistan'daki Shakuhachi çalan bir sanatçı gayet İngilizce biliyor. Adam gidiyor onun tarihini anlatıyor sahnede. Aleti anlatıyor, tanıtıyor. Güzel bir İngilizceyle. Herkes bir kere oradan tatmin oluyor. Bizde böyle bu lisan şeyi bizim sanatçılarımızı hep içimize kapadı. Burada kaldık. Sınırlarda kaldık. Halen de biraz öyleyiz.
Anlatabiliyor muyum? Yani sazını alıp da Avrupa'ya çıkıp da lisan bilip biraz onu tanıtabilecek, diğer müzisyenlerle komünikasyon yapabilecek, arkasından bir sürü şeyler geliyor. Lisan bilmezsen hakikaten kilitlenip kalıyorsun bir yer. Anlatabiliyor muyum? Neyi tabii ilk önce çalışmaları burada yaptık Türkiye'de. Akademik Kurpay gelirdi bize. Ya ben de çalayım. Ne yapıyorsunuz falan. Çaldığımız parçalara çok güzel uyum sağladı. İsmet Sıral vardı rahmetli saksafoncumuz. Onunla beraber. Diğer başka müzisyenler de etrafımızda bizim. Böyle bir çalışmalar yaptık. Sonra baktım. İşte bir teklifler geldi yani bizim. Baktık şey, plak yaptık daha doğrusu. Burada zikir planı yaptık. O zikir plağı arşiv plağı oldu bütün Avrupa'da. Bütün dünyada diyebilirim. Yani bugün gidin bibliotek diyelim yani şey kitaplıklara herhangi bir ülkede. Gidin kitaplığa bakın şöyle zikiri görürsünüz. Arşivlenmiştir. Çünkü bir kültür o. İlk yapılan bir şey hadise. Anlatabiliyor muyum? O açıdan işte neyin tabii ilk Türkiye'den çıkışı yani acizane benim yaptığım yapıtlarla, plakla ve Paris'te verdiğimiz konser çok önemli. Orada çaldık. Sonra bunu tabii devam ediyor. Kutsi Erbinler var şimdi mesela Paris'te. Neyzen. Çok evet, değerli bir şey. O devam etti. O da Neyzen çalıyor. Yani bunları biz kendi şeyimizle yapıyoruz. Bizim bir hükümetin, bir kültür bakanlığının herhangi birisi veya bir özel bir firmanın desteği yok. Okay Temiz senelerce hep böyle çalıştı. Ha, İsveç üzerinden gidersem İsveç benim sponsor oluyor. Stockholm'dan çıkarırsam ben grubu İtalya, Fransa, Almanya, bak Hindistan'a 9 kere gittim. İsveç yolladı. Yani ben yani tamam Türk'üm ama bir yerde de İsveçliyim. Evet. Çaldığım zaman her ikisini de temsil ediyorum. Yani kültürleri sponsor olup desteklemek lazım. Böyle hele özel müzisyenleri böyle isim. Yani isim yapmamış mesela. Akabiliyorsa kimse tanımaz dünyada. Avrupa'da çıktığımızda. Benim bir ismim var. Onunla beraber neydi? Etrafında Paris'te çaldığımız zaman Akagündüz'ün etrafında 30-40 kişi böyle konserden sonra bırakmadılar. Nasıl bir alettir? Çünkü bizim işte maalesef müzisyenlerimiz o yok. Sahnede aleti tanıtman lazım. Eğer o alet yeni çıkmışsa Avrupa'ya onun için konuşman lazım. Bu kanun olabilir. Ne olur? İşte zurna olabilir. Bizde çalılar. Efendim. Kemençe olabilir. Kemençe, saz. Bunlar için izahat vermek şart. Ben okullarda bunu yaptım. İsveç'te anaokullarında tutun da üniversitelerde verdiğim konserlerde, halka verdiğim konserlerde hep izahlı yaptım. Kendi icat ettiğim aletleri, yaptığım aletleri izah ettim. Bir de Afrika aletleri kullanıyorum orkestramda. Onları da izah ediyorum. Bu şuradan geldi, buradan geldi. Bakın şimdi bunu Türk müziğiyle birleştiriyoruz. Afrika sesini, Afrika aletini Türk müziğiyle birleştiriyorum diyor. Ama millet onu başka türlü dinliyor o zaman. Orada bir kültür olayı var. Anlatabiliyor muyum? Bunları yapmak lazım. İşte yani bunları ben çok eskiden yaptım. Yani halen de devam ediyor. Kendi icadınız olan da bir sürü enstrüman var sanırım. Bunları Doğu Batı müziklerini sentezlemek için mi icat ettiniz? Yaptığım aletler yani ben sanat okulu mezunuyum burada. Tophane'de, şurada şimdi Tophane Emir oldu burası. Müze yaptılar burayı. Bizim dökümhanemiz de orası. Döküm yapıyoruz burada. Tabii ben traktörlerle, çiftlikle meşgul olurken babam beni oraya yazdırdı. Oğlum yelek su ayakı için bari oraya gittim. Yani, halbuki benim ihtiyacım yoktu. Ben zaten yağların içerisinde traktörle uğraşıyorum küçücüklerle. Efendim, oraya gidince öğrendim tabii kaynak yapmasını, alet yapmasını falan. Kendi aletlerimi sonra kendim yaptım. Kendi davulumu yapmışımdır ben burada. Bu sanat okulunda. İlk defa. Kimseden almadım. Kendim yaptım. Vidalarını, çemberlerini, şunu bunu. Hatta azar değiştirdim hocadan. O benim işime yaradı. Yani neydi sual? Yine gitti benim kafa gitti başka yere. Aletler mi değil demiştiniz. Evet. Batı ve Doğu müziğinin sentezi içinde mi yaptınız bu? Yaptığınız İcat ettiğiniz evet. De aletler var. Süper. Okey. Şimdi Afrikalılarla çaldım. Çok çaldım. Stockholm'da Afrika'nın en büyük adamlarıyla çaldım. Onlardan gördüğüm aletler var. Giderken geliyorlar Afrika'dan değişik ülkelerden. Senegal, Burkina Faso, işte Gambiya, efendim ne bileyim
bu yerlerden geldikleri zaman, ya aleti satar mısın, bırakır mısın bana dediğim zaman, o diyor, onun aletini alıyorum. O aleti kendim yapmaya çalışıyorum. Bir sürü parmak piyanoları vardır, kalimba deriz. Onları almışımdır onlardan. En ilkenini kendim yaptım. Kendi yaptığımla kalmadım. Yaptık. Bunları okullarda öğrettim çocuklara. Nasıl yapılır, nasıl çalınır. Anlatabiliyor muyum? Bende çok fazla bir merak var. Yani biraz rahatsız edici merak. İçimden bir şey görünce illa onu ben yapmam lazım. Patlasa bile derisi kendim değiştiririm, yaparım. Bunlar tabii benim şeyim hep, birikimim yani oluyor. Değişik ülkelerden gelen insanlardan o aletleri alıp hep öyle öğrendim. İnceleyerek, yaparak aynısını filan. Böyle öğrettiniz bir de. Takıntım var yani. Bu bir kolay bir takıntı değil biraz. Zaman alan, sevgi isteyen, aşk isteyen bir takıntı. Peki sufist müziğe de ilgi duyduğunuzu biliyoruz. Sufist müzik dini müzik midir? Yani bu ilgi nasıl ve ne zaman başladı? Ya sufi müzik, ben yani benim annem başörtüsü takar. Duasını yapar. Ama takıntı halinde değil. Böyle bayramlarda filan. Babamın pek ilgisi yoktu böyle şeyle. Benim hiç olmadı. Efendim. Ama ben sufi müziği burada duydum tabii. Yani duymama lüzum yok. Ezan hoşuma gider. Mevlütlerde okunan, iyi okuyan varsa. Hatta bizim sülalemizden bir tanesi de Afyonlu en iyilerinden bir tanesiymiş. Daha karşılaşmadım ben ona tabii. Yani çok güzel okuyan biri. Bu, ben İsveç'e gittiğimde tabii İsveçli müzisyenler, Amerikalılar falan, ya dediler sufi müziği. Onlar duymuşlar çünkü sufi müziği, sufi müziği. Onlar uyandırdı beni. Don Cherry diye bir trompetçi vardı, Amerikalı. Sufi müziği. Gittim, CD'lerini aldım, getirdim. İşte Akagündüz'e zaten tanıştık. Ben yaptım sufi müziğini ilk başta, ondan sonra. Büyük ilgi vardı sufi müziğe. Hatta bu şeyler geldi. Mevlevi dönenler. O Stockholm'a geldiler. İnsanlar girdiler onunla, dinlediler. Çıkarken beni gördüler tesadüfen. Ben de müzisyenlerle beraberim. Ay o kaydı. Bana teşekkür ediyorlar. Sufi müziği. Sanki ben şey yapmışım gibi. Çok hoşlarına gitti. Yani bu rahatlatıcı, o dönme hadisesi var ya, Mevlevilerin dönme ve o çaldıkları müzik. İnsanlara böyle hani, yani bütün gün çalışıyor, işten çıkıyor, geliyor bir konsere böyle özel bir yerde. Onu dinlediği zaman son derece rahatlıyor bir kere. Yani insanlar huzura kavuşuyorlar. Böyle bir tarzı da var sufi müziğin. Neyse, biz bunu Akagündüz'de tabii en iyisini yaptık. En iyi örnek olarak yaptık. Sonra bunu biz Don Cherry'le bu parçaları çaldık, bazılarını. Sufi müziğini. Ben ona göre de bir sefer aletler yaptım. Değişik aletler. Yumuşak. Afrika'nın demin gösterdiğim bu konuşan davulu var ya, şu böyle haberleşen. Bunun büyüğü tabii. Beni burada dergaha çağırdılar. Dedim ben dergahta bunlar seremoni şey yaparken, zikrederlerken, bu davulun büyüğü tabii, daha büyüğü. Dedim gel, ben de çalabilirim sizden. Aman dedi, korktular bir sefer. Ya falan dedi. Davul mu çalacaksınız? Yok dedim, şu yumuşak davul. Bunu. Onlar zikrederken ben öyle bir girdim ki onların arasına. Sonra hepsi geldi, sarıldı bana, kucakladılar falan. Yani ilk önce bir kabullenememe var. Ritimden korkuyorlar bir kere. Türkiye'de ritimden korkuldu senelerce. Radyoda ritim yok doğru düzgün. Folklor bize daha yeni girdi. Yani folklor da var da televizyonlarda, radyolarda çalınmıyor. Plaklarda yok. Hep sesini kısarlar. Ritmi çalma. Halbuki ritim en önde ya. Hindistan'da ne diyorlardı? Ritim anne, melodi baba. Anne ya. Ya daha bunun yok. Korkmayın bundan. Kötü çalan olursa sus olabilir. Çalma sen deriz ama iyi çalanlar. Şimdi bak ritimciler, Türkiye'de çok iyi ritim çalanlar var. Hep benim tavsiyem ne oldu ama yani. Yalnız benimki değil. Kendileri de gördüler. Dedim ki öne çıkarın ritmi. Hep şarkıcıların arkasında çalıyorsunuz. Bu arabesk söyleyenler, pop söyleyenler, arkasında bir bakıyorsun adam şahane ritimci. Fakat hep onu çalıyor. O şarkının ritmini çalıyor. Bir kendiniz bir grubu kur kardeşim. Ya, her yerde bir böyle. Yunanistan'da bir sürü grup var arkadaşlar. Yani tabii. Bunu yapanlar. Mısır'da var. Ritim grupları var ya. Olacak şey değil. Arjantin'de var. Dur.
İsveç'te var koca koca orkestralar sırf ritim üzerine. Başka bir şey istemiyorlar yanlarında zaten. O şarkı sözüymüş, bilmem neymiş. İşte bir klavyeçi gelsin gelsin, kemancı yok böyle bir şey. Hep ritim. Ama büyük bir hadise ritim olmuş diyor. Ne diyorduk başka? Sufist müzikten bahsediyoruz da araya bir şey de girmek isterim. Peki bu İslam'ın müziğe bakış açısı nasıl değerlendirirsiniz? Yani bir haram bir tarafı var müziğin ama İslami ilahiler de var. Yani bu böyle bir paradoks da yok mu bu dini müzikte? Yani dini müzik olunca o dini müzik. Ona işte elleyemezsin fazla. Ona kurcalamanın lüzumu yok. İşte onu en çok yapan benim. Ben oldum. Aldım. Bir neyle beraber? Kontrbas, davul, efendim, piyano, saksafon. Bunlarla beraber o neyi ben şey yaptım. Hatta Akagündüz'e dediler ki Akagündüz vefat etti Ramazan'da. Bak dediler Okay Temiz'de caz çaldığı için öldü bu adam. Yani neyde caz çaldığı için, caz da değil o çaldı. Akay'ı biz dedik ki cazmaz değil, sen kendini çal. Biz onun etrafını süsledik. Ve yani evrensel bir boyuta getirdik. Gençlerin de sevebileceği. Zaten biz çalmasak da güzel bir şey. Tek başına da çalsın. Neyse. Böyle adamı benim yüzümden öldürdüler. Sonra Fuat Türkelman diye başka bir iyi bir neyzan vardı. Onunla da bir plak yaptık. Çok güzel oldu Fuat'a. Aman Fuat'cığım şurada şöyle yap. Adam meğerse kansermiş. Kanserli haliyle bir yerine plağı yaptık. Efendim. O da öldü. Bak dediler bir şöyle dergâhtan. Gördün mü? Hep Okay Temiz'de çaldık çalışımı. Çalışıyoruz. Böyle de bir slogan var. Şimdi bu müziğe dokunamazsın fazla. Dokunmak için de çok kuvvetli olman lazım. Seni sevmeleri lazım. İçine böyle yılanın girdiği gibi sessizce girip hiç rahatsız etmeden onları değiştirmen lazım. Ufak ufak. Sonra bana bir plak yapıyordum yine. Bir şey onu anlatayım bak. O kaset var satılıyor piyasada zannediyorum. Yani şey CD Green Wave diye bir şey. Yeşil Dalga CD'nin ismi. Orada bana getirdiler şey pardon Yunus Emre'nin film müziğiydi bu. Yunus Emre'nin. Saniye geliyorum. Evet Yunus Emre'nin film müziği. Yunus Emre'nin film müziğini getirdiler. Bu arada o müziği benim yapmamı istediler. Müzik bu prodüktör bana bir CD getirdi. CD'de zikir var. Bir dergâhta zikrediyorlar. Allah Allah diye tempo değişiyor birazcık ama hep Allah Allah diye böyle ritmik. Ritmi güzel. Bozulmuyor. Ben dedim ki şimdi bu hep Allah mallahla olmaz. Buna inanan var, inanmayan var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dedim ben ne yaptım stüdyoda saksafoncu arkadaşım vardı. Dedim ki sen şey yapacaksın. İnanmıyorsun bu Allah'ım Allah'a. O inanmadığın sesleri çal. Anlatabiliyor muyum? Allah Allah diye o ses hep gidiyor. Gayet ciddi şekilde. Yani yuvarlak şekilde dönüyorlar bunlar. Saksafoncu ne oluyor? Protest müzik yapıyor. Böyle bağırta bağırta. Free jazz gibi. Efendim. Neyzen de son derece teslimkar. Neyzen kardeşim. O da bir o giriyor, bir o giriyor. Birisi inanıyor, birisi inanmıyor. Harika bir yapıt oldu mesela. Ama bunu kimsenin haberi yok bunu dinlerken. Bu defa bir şey ben izah ediyorum. Hani anlatabiliyor muyum? Yani dini müziklerde Afrika'da nasıl var? Dolabirent vardır. Bak. Hristiyanlıkta da bir kilise müziği var. Yani blues kökenli, blues'un kökeninin oluşturduğu bir müzik var. İslamiyet'te biraz daha bir haram gibi bakış açısı var. Canım o Türkiye'de var. Bizde var o işte. Afrika'ya gidersen o dans ediyorlar çıplak. Olur mu canım? Dolabirent vardı bizim piyanist. Dünyanın en iyi piyanistlerinden bir tanesi. Afrika'nın en iyi piyanisti. Adam mumları dikiyor. Efendim tepinerek ayağında ritimlerle, zillerle ayağında ziller takıyor. Meditation yapıyor. O meditasyon yaklaşma. Yani o şey oluyorsun. Kafayı buluyorsun. Ne diyeyim ben tabirle. Tepinmekle, şeyle, haykırmakla. Her yerde var bu canım. Yani Brezilya'da var. Hızlı nefes alma. Efendim. Bizde vardı burada Türkiye'de. Oruç diye bir arkadaşımız
böyle milleti şey yapardı, toplardı. Efendim döndürdü, döndürdü, terletirdi falan. Bak baş ağrım gitti, işte omuz ağrım gitti falan diye diyen bir birisi var böyle, bir neyzen birisi. Yani hareket, ritim, bağırma, ses terapisi, bunlar hep şeyin içine giriyor yani. İnanç, bunlar değişik değişik inançlar. İllaki sufi müziği olmasına lüzum yok. Afrikalı işte dediğim gibi tepinir, dans eder, şarkı söyler, ritim çalar. Böyle deşarj oldu. Böyle yaklaşırlar Tanrı'ya. Evet. Ritim bir araçtır aslında. Ritim bunların hepsinde en önde gelen. Hiç evet. Ramazan davulu çaldınız mı? Nasıl? Ramazan davulu çaldınız mı hiç? Çaldım, eğittim burada şeyde. Neydi bu İstanbul'un? Peki o yani bir Ramazan davullarının ritimlerini nasıl buluyorsunuz? Yani biraz bilgi verebilir misiniz? Şimdi her önüne gelen de var. Bir de hani kimi insanda bu Ramazan davulunun yüksek desibelli ezan sesi gibi insan haklarını, insan hakları kapsamında tartışmalı bir konu olduğunu düşünenler de var. Bu konuya da bir açıklık getirelim mi? Yüksek sesle çalındığı zaman rahatsız mı olanlar var? İnsan hakları kapsamında işte sabahın 3'ünde 4'ünde çalınmasında evet rahatsız olanlar da var. O traditional bir şey yapılmış, çok eski, ilkel. Dışarıda var mı? Diğer ülkelerde zannetmiyorum böyle bir şey olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani onu artık şova kalmış o. Şov gibi oldu. Biraz da para kazanan o insanlar, işte o davulcular. Ben eğittim bunları. Burada Bayrampaşa Belediyesi çağırdı. Öyle mi? 6-7 sene evvel gittim. O bir sürü geldim. Çalmasını bilmeyen de gelmiş. Para alacağım diye. İşte haftalık alacağım diye. Hiç çalmasını. Ya çalmayanlar gitsin kardeşim. Çalanlar gelsin. Çok zor onları eğitmek. Onlar alışmışlar. Bir şey, belli bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Onlara bir yön vermek. Bakın şöyle yapın. Böyle yapın. Efendim pataküte çalıyor. Yani ritim deyince Türkiye'de hep böyle eğlence, pataküte, eller havaya. Darbuka ya da. Evet, o darbuka çok kötü kullanıldı senelerce. Bak, ama senelerce, çok iyi kullananlar da var. Şimdi var. Dilimde tüy bitti. Senelerce söyledim. Senelerce rezil şekilde kullandılar darbukayı. Hep kadın oynatmakta kullanıldı. Dansöz oynatmakta kullanıldı. Yani eller havaya da kullanıldı. Onu bir sanat olarak kimse farkına varmadı. Senelerce. Ama şimdi bak iyi çocuklar. Albümler de çıkartıyor. Peki yaşadığınız İsviçre'de sabahın 3'ünde 4'ünde hani o kötü ritimle bam 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 sokakta davul çalınmasına izin verilir mi? Hayatta öyle bir şey. Yani şimdi şeyle karşı çıkıyorlar ya ezanı. Yüksek sesle evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı. Hoparlörlü ezana karşı. Herkes karşı. Yani Türkiye'de karşı çıkıyor. Ama zaten insanlar bir şey söyleyemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Hassas mevzu olduğu için. Ama mesela İran'da hoparlörlüsü okunmuyor. Hoparlörü kim getirdi? Senin adamın oraya çıkıp da hocanın kendi sesiyle söylemesi en güzeli. Ona hiçbir itiraz yok. Ama sen hoparlörü açarsan şimdi burada benim mahallede evin yanında cami içine girmiş ya. Şu Galata'da böyle göstereyim 5-6 tane sokakta. Bir de birbirlerine camiler, giriyor. Bir ses kirliliği küçük oluşturuyor. Küçük camiler hoparlörler böyle ve kullandıkları hoparlörler ne biliyor musun? Sahra hoparlörü. Yani çok ince, sert ses veren, uzağa giden efendim kalitesiz hoparlörler. Hani biraz daha şey olsa değişik bir hoparlör. Biz bunu biliyorum ben müzik hayatımda. İyi ses veren hoparlör var, kötü ses veren var. Hepsi böyle kulağın içine böyle şey gibi, iğne batar gibi. Neyse yani şey işte bu yani mekanikleştik artık çok. Ama ben Kahire'de kaldım mesela. 3 hafta Kahire'de kaldım. Çok önemli birisiyle müzik çalışmaları yaptım. Orada da hoparlör. Hem de o kaldığım otelin balkonuna çıkıyorum böyle. Hepsi böyle aynı anda bir kaos ya. Yani orası da değil. Ses kirliliği oluyor. İran'da galiba hoparlör kullanılmıyor. Yanlış bilmiyorsam o şekilde biliyorum.
Peki mevcut hükümet ile ılımlı İslamcıların sizce sanata bakış açısı nedir? Mevcut hükümetin sanata bakışı, vallahi bazen bakıyorsun pozitif oluyor, bazen bakıyorsun haberler olmuyor. Onların seçici kurulları yok. Yani şimdi Tayyip Bey'in, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kalkıp da onu bunu tanıması çok zor. Anca yanındakiler, şeyleri var. Ne diyorsun ona? Bilgi verenler, danışmanlar. Bu danışmanların haberi yok. Ne oluyor, ne diyor? Ya da Kültür Anladın Bakanlığı nasıl çalışıyor? nasıl? Kültür Bakanlığı nasıl çalışıyor? Yani Yani o şimdiki, yani fazla bir şey diyemeyeceğim. Ben İsveç'te bak 23 sene kaldım. 5 sene de Finlandiya'da kaldım. İsveç'teyim ben. Benim Kültür Bakanlığı'nın komitesindeydim ben. Biz giderdik bir orkestrayı dinlerdik gizli olarak. Müzisyen, gidiyor müzisyen arkadaşını dinliyor. Bir yerde espiyonduk ama pozitif espiyon. Yani gidiyoruz dinliyoruz. 6 ay sonra yine gidiyoruz dinliyoruz o grubu. Bir sene sonra yine dinliyoruz. Üç ayrı şekilde. Bu grupta ilerleme varsa Kültür Bakanlığı diyordu ki repertuarı değiştirdi. Şu kalitede 3-4 tane şey paragraf yazı veriyorduk. Ona göre o grup yardım alıyordu. Kültür Bakanlığı bütün müzisyenler hepsi birbirinin ne yaptığını bilir. Ve bu şeyi information'ı bakanlığa taşır. Kültür Bakanlığı'na. Kültür Bakanlığı da ona göre müzisyene yardım eder. Tabii ben o sistemden geldim yani. Ben orayı çok iyi bildiğim için ve gayet de iyi işe yaradığı için oldu hadisenin. Sponsor olacaksın istiyorsun mesela. Buradan yaz Kültür Bakanlığı'na sponsor. Sen cevap bile alamazsın ya. Cevap alamaz kardeşim. Bir de devlet sanatçısı makamı kaldırıldı bu ülkede. Bu sistem diğer birçok ülkede de var, bizde şu anda yok. Sizce olmalı mı? Ya Devlet da sanatçısının neden kaldırıldı? ya şimdi onun başında ben geliyorum. O Yüzünüzden mi kaldırıldı? yani şöyle oldu. Eski devlet sanatçısı Sunakan, İdilbret işte ne bileyim büyük klasikçiler. Hani Evet. bunlar yurt dışına çıkıyorlar, konserler veriyorlar, Türkiye'yi temsil ediyorlar. Caz müzisyeni olarak hiç kimse yoktu. Tamam mı? Şimdi bu ne oldu? Bir Demirel zamanında Demirel bir şey açtı. Devlet sanatçıları için. Ama kimler yok kardeşim yani. Bu grubun içerisinde. Popçular, arabeskçiler, Evet. kötü Popüler müzisyenler, kültür. kötü şey, tiyatrocular hiç böyle yani. Efendim isim vermeyeyim şimdi. Yani olacak şey değil. İnanamazsın. 100-150 kişi mi ne? 160-170 kişiye devlet sanatçılığını Demirel bir anda verdi. Gittik Çankaya'da yemek yedik falan böyle sofralar falan falan. Efendim. Sonra aradan 3-4 sene geçti. Bir baktım tabii VIP hakkımız var. Hiçbir para almıyoruz. Eskiler alıyor Sunakanlar, İdilbretler falan şunlar bunlar da. Onların bir maaşı var devlet sanatçısı olarak. Bize maaş yok tabii de yani bir unvan. Birer şey verdiler, kart verdiler böyle. Bir de şey verdiler işte dosya. Bir gün çıkıyorum işte havalandan. En çok da benim işime yaradı. Çünkü ben festivale gidiyorum. Buradan aletlerin taşınması 80-90 kilo ekstram var benim. Oradan bedava geçiyorum ben. Çünkü Türkiye'yi tanıtmak için Berlin Festivali'ne gidiyorum işte. Varşova'ya gidiyorum. Şeye gittim kaç defa. Zürih'e gittim. Bu aletlerin taşınması yani ancak hükümetin yardımıyla olur. VIP'den burada. O da bir dakika bir dakika dediler kardeşim. Sen burayı kargoya çevirdin ya dediler bana VIP'den. Sen de şimdi aletler gidiyor ya benim böyle tekerlekli davullar falan böyle VIP'den geçiyoruz. Böyle bir şey görmemişler. Şimdi bana halbuki yanımdan Deniz Baykal geçiyor. Sağ olsun ceketinin düğmesine gidiyor. Şey yaparken saygıdan beni size o kadar bir merhaba diyor falan var. Böyle bir ortamda ben şeylerle tekerlekli bir sürü davul. Ya kardeşim sen ne diyorsun dedim ya biz ülkeyi temsil ediyoruz sen ne desin dedim yani. Bak dedim festivale çalışacağız hamballığını yapıyoruz biz işte falan falan. Bir daha böyle şey duymak istemiyorum dedim. Öyle kaldı. Sonra yine oradan birkaç ay sonra
arkamdan polisler geldi. Şey, gümrük polisleri. Mr. Temiz, Mr. Temiz. Bu dediler, bakın ellerinde de liste var. 170 kişinin şey listesi. Devlet sanatçısı. Devlet sanatçılığı. Ses sanatçıları da vardı orada. Yani kimler? Son ses sanatçıları da vardı. Gönül yazarlar, acılar filan. Sonradan girdi tabii, onlar. Tabii de Erol Erdinç de vardı. İşte şef orkestra. Yani ama zaten biz devlet sanatçısıyız. Benim yani bu Mehter'le hiç yaptığım çalışma var ya, ondan dolayı bana devlet sanatçılığı diye bir ünvan verdiler. Devlet sanatçılığı ünvanı. Neyse. Bir daha dedim buradan bir yer birden geçemeyeceksiniz. Ondan sonra hiç kim niye için dedim bu hiçbiriniz dedim. Hiçbiriniz geçemiyorsunuz. Böyle bir emir geldi. İyi diyor ki ya tamam o zaman geçmiyoruz. Böyle bir hadise de var yani böyle bir anı. Devlet sanatçılığının böyle öyle ben istememiştim de benim Kültür Bakanlığı şeysi müsteşarı bana dedi ki Okay dedi teklifi geri çevirme devlet sanatçının için en çok senin işine yarayacak. Geliyorsun yurt dışına VIP'den geçersin. İşin kolaylaşır. Efendim filan filan. İstemedim. O kendisi zorla koydu. Böyle bir şey o da kaos. Ama ben de anlamıyorum yani birisi resim yapan ressamlardan biri mahkemeye vermiş bizim devlet sanatçılığımızı. Efendim bu insanlar Türkiye'yi temsil etmiyor. Nasıl bunlar devlet sanatçısı oluyor? Mesela Sezen Aksu gidip oradan almamış. Almadı. Kabul etmedi. Bu Mehmet Güler Yüz diye de bir ressam var. Evet. Tamdan bir, popüler. Tamdan bir ressam. İsim verecek şimdi çünkü o yaptı bir şey. O mahkeme açtı Danıştay'a. Danıştay da fantastik. Cumhurbaşkanının verdiği bu ünvanı kaldırdı ya. Ben anlamıyorum böyle bir şey. Yani bu bir ünvan zaten. Bir şey yok ki. Böyle bir kart. Efendim. Böyle bir acayip bir ülke oldu burası hakikaten. Neyse yani işte peki, Allah Kültür Bakanlığı'nın Okay Temiz Müzesi kurulması konusunda hiçbir girişim oldu mu? Vallahi evet, ben çok uğraştım. Sayın Cumhurbaşkanımıza da söyledim. Kaç defa çünkü değişik vesilelerle karşılaştık. İşte bu konserlerden şuradan buradan. Tamam baba, tamam baba diyordu bana ilk zamanlar. Şimdi öyle bir şey yok. Öyle bir babalık kalmadı bizim. Kaç tane müzik aleti vardır elinizde? Nasıl? Kaç tane müzik aleti var dünyanın çeşitli evet, yerlerinden? Çok. Yani en az 150 tane vardır herhalde. Benim yaptıklarım da var tabii. Tabii ki. Ondan sonra bir sürü davul var. Bir sürü. Orası bir eğitimhane yani. Aynen. Çocuklar orada eğitiliyor. Ve aynı zamanda müzik müzeye kaldırılacak aletleri ben çocukların eline veriyorum. Ki başkası olsa hayatta vermez. Bu müzelikler saklar, cilalar oraya koyar. Değil. O çalınacak o alet. Biz onu onun için almadık. Bak şimdi AKM'de şey açmışlar müzik aletleri müzesi. Tamam müzedir ama yani asmışlar iplerle, sicimlerle. Tavana asmışlar. Uhtlar, kemaneler. Bir bakıyorsun bir gariplik yani o böyle öyle olur mu ya? Öyle hiç yani. Ben diyordum ki benim en azından bir iki aletimi koyun. Yani icadımı ki dünyada kimse de yok. Piramit var, bir tane motor kaskı evet. Var, bir tane su telefonu var efendim. Yay bardaklarım var. Bunların birisini koyun ya bir tanesini. Piramiti vereceğim mesela çok değerli. En değerli ya dünyada kimse de yok elektronik. Modern elektronik bir alet. Neresinde bulsan değişik sesler alıyorsun. Işıklı falan böyle. Ama öyle bir sistemleri de yok. Baktım çünkü hep Türk girmişler. Osmanlı'dan girilmiş AKM'ye zamanımıza ne kadar geldiyse o şey kültür. Yapılan son beste de öyle. Açılıştaki. Açılışa gelmişken 3 gün önce de AKM'nin açılışında çocuklarla bir müzik yaptınız. Birazcık ondan da bahsedelim. Yani yıllarca kapalı olan AKM'nin açılışında bize birazcık salonu eski AKM ile yenisini değerlendirebilir misiniz? Ya dışarıdan pek bir fark yok ama içeri girince bayağı bir değişiklik var. Murat'ı ben tanıyorum, Murat Tamamoğlu'nu. Çok iyi tanırım, babasını tanımadım. İyi bir ekibi var.
dünyanın başka yerlerinde ödüller almış bir mimar zaten. İçine girince değişik odalar var. Fakat sergiler hoşuma gitti. Sergileri beğenmedim. Onu söyleyeyim. Sergilik ben binadan yetiyor. Çok sanatsal yapısını soruyorum. Sanatsal yapısı içerisi güzel. Yani böyle bir kubbeden giriyorsunuz içeriye. Salona girdiğiniz zaman salon güzel. Dizilişi, akustik durumu, sahne durumu filan. Ama arkaya gitmedim. Sahneyi incelemedim tabii. Orada ben çalmadan bir şey söyleyemem. Kendim çalacağım ki orada bir konserimde. O zaman bir yorum yapayım ona. Şimdi akustiğini falan anlatamam. Yani eski İstanbul Senfoni Orkestrası, belediye orkestraları veya devlet opera ve balesi aynı şeyi koruyor mu? Yani biraz daha ileride. Şimdi orada yapılan teknoloji çok daha iyi. Sahne geniş. Sanatçı giriş açısından? Giriş çıkışları iyi de. Bilmiyorum sanatçı açısından ama yani. Şimdi bak benim tabii buyurun bu geçmiş tarihse kaç sene kapandı AKM? Kaç sene kapandı? 10 sene oldu mu? Olmuştur galiba. Kuruluş tarihi 1969 diye hatırlıyorum. 10 sene kapanışı, olmuştur. Belki de 10 seneye geçmiştir. Kapanışını diyorum. Kapanışıyla işte. Kaç yani, yılında bir... Neyse yani epey müddet kapalı kaldı ve orada çalışan gruplar işte senfoni olsun, opera olsun. 2008 yılında kapanmış. Kaçta? 2008. 2008'de kapandı. 10 seneye geçmiş. Ya ya. İşte ama o gruplar hep çok kötü zaman geçirdiler. Senfoni ve opera. Evet, onlar oldu. İlerleme olmadı. İşte sanatta ilerleme olmuyor. Prova yapamazsın. Yerin yoksa. Yani İstanbul'da bale yapılacak kaç tane yer var? Olacak yani salon. Öyle yerler kapanmaz. Da, alternatifini açarsın. Evet. Sonra tadilatı alırsın. Sonra kapatırsın. Ben anlamıyorum. Neyse. Ama Allah'tan neyse açıldı ya. Fakat bak benim iki hafta evvel ben Üsküp'teydim. Makedonya. Oradaki festival dünya çapında bir festival. Gittim orada çaldım İsveçlerle. İsveçlerle çaldım. Bir konser salonu uçak indir. O kadar derinlik var ki geriye doğru. İstediğin dekoru kur. Arka arkaya. Tekerleklerle çekiliyor şey. Öbür yandan geçiyor gidiyor. Bir dekor hemen gidiyor böyle. Yani yarım dakika içerisinde dekor değişiyor. Yeni dekor geliyor. Fantastik bir teknoloji. Üsküp ya. Ülke fakir. Yani ne olacak? Sonra şey var. Festivalin tanıtımı harika. Yani şarabından tut efendim yemeklerine kadar isim vermişler. Üsküp bilmem nesi. Üsküp Festivali, Jazz Festivali. Şey çok güzeldi. Neydi o? Bakayım. Şeyden giriyorsun. Salona yürümek için zaten yani 150 metrelik bir koridor var. Hı hı. O koridorda sağlı sollu hep oda. Müzisyenlerin çalışması için. Yani bir bakıyorsun klarnet sesi, oradan keman sesi. Hep derilerle izole edilmiş, kapıları deri izole edilmiş. Konservatuar, yani orada konser verecek bir orkestra, elemanların çalışması lazım. Bir sürü oda olması lazım orada. Yani bir senfoninin orada, hani kemancıların, çellocuların, onların prova yapacakları odalar olması şart. Adam ısıtmadan sazın nasıl çıkacak sahneye konser verecek? Tabii ki. Yani böyle bir şey var mı bilmiyorum. Yoksa büyük eksik. Ben şeyin de eksikliğini duyuyorum. Yani 80'li yıllarda her sene yapılan bir İstanbul festivali vardı. Ona eşdeğer festivaller artık Türkiye'de çok fazla yapılmıyor. Büyük bir festivaldi İstanbul Festivali. Evet. Senelerdi. Öyle. Senelerce yapıldı. Bir kere çaldım. Hatta 3 kere çaldım ben İstanbul Festivali'nde. Tabii eski o. Bir 80'li yılları. Akbank çok iyi. Evet. Akbank Festivali bu sene çok güzel şeyler. Ama sadece caz değildi. Yani İstanbul Festivali'nde evet. İşte Kanada tiyatro grubu da gelirdi. Evet. İşte Afrika'dan evet. Ritmi de dinlerdik. Yani çok daha kapsamlıydı. Şimdi küçüldü. Parçalandı evet. Sanki gibi geliyor. Yani Akbank'ın evet. Özel olarak yaptığı bir caz festivali diyelim. Evet. 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 Öyle. Tabii caz. Aynen yani o İstanbul Festivali gibi geniş değildi ki ben de hani çocukluğumda çok sanatçıyı orada seyredebilme şansım olmuştu.
Onlar güzel kültürlerdir. Bunlardan bahsederken çok eski yıllara dayanan bir ritim atölyeniz var. Birazcık da ondan Evet, bahseder biraz. misiniz? Ritim atölyesini ben tabii bu atölye şeysi burada çıktı, İstanbul'da çıktı da Türkiye'de daha evvel ben İsveç'te yaptım, çocuklarla büyük ilgi gördüm. Çok iyi yardım aldım hükümetten. Anaokullarında başlatan benim İsveç'te. Spastiklerle başlatan, Şimdi eli evet böyle ben titreyen diyecek. kıza Tedavi böyle amaçlı da titriyordu. kullanılan. Ona davul çaldırıyorum. Bu titremesi, böyle sallanması, davulun başına oturduğu zaman ya herhangi bir aletin o sallantı başka bir şey oluyor. Yani Yani önüne bir kekemenin şarkı söylemesi gibi bir şey belki tabii de. bravo aynen. Büyük ilgi gördü. Filme alındı İsveç'te benim yaptığım çalışmalar ilk defa. Bunları ben Finlandiya'ya taşıdım aynı zamanda. Finlandiya'da yaptım. Geldim Türkiye'de ne yapayım? İşte atölye açayım. Büyük ilgi gördü. Eskiden bizim burada 200 tane talebemiz var. Burası üniversite gibi yani bir okul gibi Babilon'da azıcık. yapıyordunuz galiba bir ara. Babilon'da mıydı? Bir ara bir ritim atölyesi vardı. Bravo. Küçük küçük yerlerde başladık hepimiz. Aynen. Babilonya'da en iyisi. En iyi Çok iyi. yerlerden bir tanesi. Ama Bayağı şikayet geldi. kalabalık oluyordu. Öyle Babilonya'nın mi? üst kısmında bir kadın oturuyormuş orada. Evi var. Ondan şikayet geldi. Gündüzliğin artık biz şey ne bileyim. Sabaha kadar Gündüz müzik yapılan bir yer orası. 60-70 tane davul çalarsa Afrika'da olur. Temel titriyor yerinden. Bina Ha. titriyor. Aynı şekilde başka bir yer vardı. Taksim'de verdiler bir otelin altı. Oradan da şikayet geldi. Müdür geldi. Okay Beyciğim geldi dedi. Biz bodrum katında çalıyoruz. Çıkarttı beni ta terasa 9 kat yukarıya. Bak dedi ya sesini dinle dedi. Hakikaten pencereler zam vermiyor. Bize özel bir yer aslında. Sonunda ben burada buldum işte yani. Burada 12 senedir buradayım. Şeydeyim Nerede işte. olduğunuzu da söyleyebilir misiniz lütfen? Galata'da Galata Kulesi'ne çok yakın Tatar Bey Sokak numara 4. Okay Temiz Ritim Atölyesi. Burada hiç problemim yok. Üstümde ressam var. Haftada bir Üstümde gün sanırım, değil mi? ama maalesef bir gün. Her gün ben, ama her günlük emin olun. 7 gün burada müzik şey vardı. Ders vardı. Şimdi bir güne düştük. Ona da şükür canım. O da devam ediyor işte böyle. Yani. Bir de sizin doğum gününüz olan 11 Şubatlarda yapmış olduğunuz konserleriniz var. Her sene bir konu belirleyip dünya Evet. sorunları ve problemlerini vurguluyorsunuz. Bugüne kadar neler yaptınız 11 Şubatlarda? Bunda çocuk tecavüzleri, kadına şiddet birçok konuyu alıp bunu işliyorsunuz ve parmak basıyorsunuz. Bunlar çok önemli şeyler. Lütfen bundan da bahsedelim biraz. İşte kadına şiddet tabii o çok güzel oldu. Dansla beraber bunu sunduk. İyi dans eden bir kadın geldi. Şiddeti oynadı dansıyla. Efendim. Tekst vardı. Bağıra bağıra tekst söyletti. Kadın, kadın kendine gel falan diye. Çocuğa olan saygısızlıkla ilgili bir konser verdik. İki konser verdik. Çocuğa saygı diye. Tabiata saygı. Su diye bir konserimiz oldu. Tamamen suyun çıkarttığı seslerle başladık konsere. Suyun değişik yerlerdeki sesleri bir termostaki sesinden tut, bir kazandaki sesinden tutun. Efendim değişik aletlerde bir yağmur sesinden su değişik sesleri var biliyorsunuz değişik şekillerde. Bunu biz ritim olarak kullandık. Altyapı olarak kullandık. Yine tekstlerle falan. Ya ben çok yani uğraştım ama yani yardımsız bunu tek başıma yapıyorum. Emin olun burada birkaç tane genç kızlar var atölyeye devam eden. Onlar yardım ediyorlar sağ olsunlar. Diyasından işte hangi resmi koyacağız? İşte nasıl olacak? Nasıl basılacak? Baskısı falan falan. Ama bütün o müzik şeylerini, müzisyenleri bulmak falan canım çıkıyor yani. Getirene kadar ben buraya. Yani kolay da gelmiyorlar böyle. Daha kalkıyorsun Afrika'nın Burkina Faso'sundan adamı getiriyorsun Ve buraya şimdi. bunların çalışmaları kısa bir süre değil, çok uzun süreler yazışıyorsunuz bu etkinliği Tabii. Yani düzenlemek için. bazısı var iki kişiden aşağı en az iki kişiye geliyor. Bazısı yanında 4 kişi istiyor. Alışmışlar bunlar şey olarak böyle seyahat etmeye beraber. Tek başına gelen Onların çok devletleri sponsorluk yapıyor ama. nasıl? Onların devletleri sponsorluk Evet. yapıyor. Sizin gibi VIP'te durun geçemezsiniz de demiyorlar. Vallahi
Sormayın, sormayın. Neyse, çok renkli konserler oldu. Bu sene de yapacağız inşallah. 11 Şubat. Bir şeyinde çizmeden geçemeyeceğim altını, bu kadına şiddeti ile ilgili yaptığınız bir tane, sadece bir tanesi bunlarda. Akit'te de geçen gün bir yazı, yani haber mi diyeyim, adı ne olduğunu da bilmeyeyim, bu ne rezillik diye bir manşet atmışlardı. İzmir Atatürk Lisesi'nde 29 Ekim'de kız öğrenciler bir vals gösterisi yapıyorlar. Kıyafetlerini eleştirerek gece kulübü mü, okul bahçesi mi deyip bütün kızları yerle vurup, yerden yere vurup bu ne rezillik diye de başlık atan medyacık kuruluşlarımız var. Ondan da bahsetmek isterim. 11 Şubat'ta konserinizin yenisi olacak değil mi? Evet. Konsept belli mi? Konsept yine herhalde iklim olmasını istiyorum. Hakikaten değişti. Son ve çok orman yangınları yani bunun zaten içine. En büyük belirtisi. Ya o hepsi içine giriyor. Çok çabuk. Yani en son yaşadığımız facia. Bizden önce de Avustralya'da yaşandı, Yeni Zelanda'da yani, yaşandı. Yok ki, her yerde var. Tabii her ki, tabii var. Ki dünyanın her yerinde var olan bir şey. Peki yani. Başka eğitim, proje, konser ve etkinlikleriniz nelerdir? Var mı yakında? Duyurmak isterim onları. Vallahi ben bu iki aydır çok çalıştım. İşte Kopenhag, Paris, Londra, Skopje. Sonra burada İsviçreliler geldi. İsveçli İsviçre'yi hep karıştırıyorlar. İsviçre'den bir grup geldi. 6 kişi. İzmir Festivali, Ankara Festivali çaldı. Çok güzel geçti. Sonra yine burada çaldı. 4 tane daha kulüp işi. Kulüplerde pek çalmak istemiyorum ama bazen de yapmam lazım gibi geliyor bana. İnsanlar ama bazı kulüpler Türkiye'de bazı müzikleri de sevdirmiştir. Ben mesela Engin Yarıkoğlu'nun Jazz Tap vardı. Çok keyif alırdım. Çünkü her yerde caz dinleyemiyordunuz festivaller haricinde. Tabii. Kulüpler çok mühimdir aslında. Tabii. Ama kalmadı böyle. Yani öyle kulüpler tane, kalmadı tabii. Birkaç tane var şimdi ama geçen çaldık işte, Kadıköy'de bir tane var. Burada Galata'da her zaman bizim tanıdığımız Nardis var, arkadaşımızın. Var birkaç tane var. Ankara'da var. Böyle. Peki Okay Bey, çok teşekkür ederim katıldığınız için. Söylemek istediğiniz başka şeyler de var mı? Ve ben dilerim belediyeler, devlet yapmıyorsa belki bir belediye veya bir herhangi bir kurum da yapabilir bunu. Okay Temiz Müzesi'nin mutlaka İstanbul'da olması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Tayyip Bey diyordu, gel Ankara'da yapalım bunu. Olmaz dedim. Olmaz. Ankara'da yapmam efendim dedim. İstanbul'da olsun bu filan dedim. Öyle kaldı ama hakikaten büyük firmalara bugün yarın gidip gitmemiz, randevu almamız lazım. Belediyeler de belki yardımcı olabilir. Bilemiyorum ama. Kim olabilir? Belediyeler. Belediyeye de bir özet edeceğiz. Tabii. Ondan büyük ümidim var. İstanbul Belediyesi'nin. Ya. Ya ben Stockholm'da kalsaydım, benim bu aletlerim modern müzede muhakkak bir oda vereceklerdi ben. Yani İsveçliyim. Ben orada da icatlar yaptım. Bana demişlerdi ya, hatta istiyorlardı benim piramidimi o zaman. Şimdiki gibi ışıklı değildi o. Bakırdandı böyle şey, ne diyorsun, tunç metalden. Onu modern müze, ki çok önemli Skandinavya'da. Direktörü Okay, bunu burada bırak demişti bize. Ben de o sene yani Finlandiya'ya taşındım. Olmadı. Yani bilmiyorum. Buna bir hız vermem lazım. Yaşım aldı, geçti, gitti, beni geçti. Yaşım beni geçti, gitti. Sanatsal bilemiyorum. Değeriniz bambaşka. Sizlerin yaşı yok. Evet. Bıraktıklarınızla yaşı yok. O anlamda asla hafife almamak gerekiyor. Ben başında sizinle sohbetimde de söylemiştim. Benim kuşağımın özellikle bu ritme olan ilgisini sizler sağlamışsınızdır. TRT dönemlerinden o müzik aletlerini hep hatırlıyorum. TRT'de programlara çıkıyordunuz. Şu anda öyle bir medya kuruluşu yok galiba. Basın yok. Hiçbir tip şeylerle ilgilenmiyor.
O gösterdiğiniz müzik aletlerinin birçoğunu getirdiğiniz zaman tanıtımlarıyla birlikte yaptığınızı da çok net hatırlıyorum. O Çok teşekkür programlarda. ederim. Yani siz önemlisiniz canım. Siz Bizim çok kuşak zaten, önemlisiniz. sizin kuşak tanıyor beni. Hani gençlere tanıtmak istiyoruz ama çok zor. Evet. Medya, görüyorsun medyanın halini. Yani. Aynen. Medya diye bir şey yok. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Çok Sağ olun. sağ olun. Bize keyif verdiniz efendim. Ben bir Mutlu oldum. programı kapanışına geçmek istiyorum. Evet, bir Bunlar Ateist'in daha sonuna geldik. Öncelikle konuğuma ve siz izleyicilerime, daha sonra da yapımda ve yayında geçen tüm gönüllerimize teşekkür etmek isterim. Teşekkürden önce, teşekkür ettikten hemen sonra bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum. Lütfen 5 Aralık 2021 Pazar günü ikincisini gerçekleştireceğimiz İzmir'deki boks atölyemizi de kaçırmayın. Tüm İzmirli takipçilerimize de duyuru yapmak istiyorum. Devlet koruyamazsa dernek korur konseptimiz. Dindarlaştıkça kindarlaşan toplumumuzda şiddetin kurbanlarına karşı kendimizi hasbelkader savunmanın tekniklerini öğreteceğiz. Uyanık Er ve Sezer Çatlı eğitmenliğindeki İzmir'de 5 Aralık 2021 Pazar gününde 14'te olacak etkinliğimize de lütfen derneğimizin sosyal medya hesaplarından başvuruda bulunun. Evet, teşekkür demişken diye sözüm de araya girdim. Patreon ve Kreos üzerinden bizi destekleyen tüm takipçilerimize de teşekkür etmek istiyorum. Patreon üzerinden Bahar Kılıç, Ekrem Karahan, Gökhan Özbek, Umut Yıldız, Ata İstar, Erol Nasmiyaz, Tolga Orhan, Hasan Dudu, Onur Romano, Zekses, Mehmet Ateş, Pulut Reis, Ekstremist Hakan Öztoprak desteklemiş. Kreosus üzerinden de Ulaş Alagöz, Rojat, Deniz Han, Ertan Evrim, Seyit Öztürk, Zafer Örenlili, Aslan Gençer, Erkan Krimi'ye teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili destekçimiz, derneğimizin üyesi yobazlar tarafından saldırıya uğradı. Gerçekten vücudunun birçok yerinde darp var. Saldırganların da bir an önce yakalanmasını ve cezalarını çekmesini diliyoruz. Bize olan desteğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkamızda olduğunuzu bilmek bize güven veriyor. Değerli konuğuma gene çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar gelecek yayınlarda görüşmek üzere. Artık yalnız değiliz. Bunlar ateist!